Üst Akıl kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Adobe'nin ilk olarak 1987 yılında Thomas Knoll tarafından geliştirilen Photoshop eğitimlerine başlayacağız. Bu videodaki eğitimin konusu Adobe Photoshop ile maskeleme yapma olacaktır. O halde hemen eğitime giriş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi bu pencere Adobe Photoshop'u açtıktan sonra karşımıza çıkan ilk penceredir. CC sürümü 2018 yılında, yani bu gördüğünüz Adobe Photoshop'un CC sürümüdür. CC sürümü ise, yani Creative Cloud açıklaması, CC'nin açıklaması Creative Cloud'dur. Geçmişte yapmış olduğumuz dosyaları saklı tutar, ne zaman yapmışız, kaç boyuttur, ne çeşittir Photoshop JPEG olarak dosyalandırmışsak, konumlandırmışsak eğer, burada karşımıza çıkar ve düzenleme yaparız. Dediğim gibi son sürüm olan CC sürümünü aşağıda açıklamaya bırakacağım. Instagram hesabımdan bana ulaşarak sizlere temin edebilirim. Evet, ücretsiz bir şekilde. İsterseniz CS5'i de sizlere ücretsiz olarak yardımcı olacak bir şekilde uzaktan yardımla kurabilirim. Diyelim ki bir dosya oluşturacağız. Şunu da belirtmeliyim ki oluşturacağımız dosya bir videonun boyutuyla aynı olmak zorundadır. Ne bileyim, hani başka bir şey yapacaksak eğer, bir mobilde kullanacaksak eğer, o mobilin çözünürlüğüne uygun bir şekilde olmak zorundadır. Ona göre internetten, sosyal medya video çözünürlüğün boyutlarını öğrenebilirsiniz. Telefonlarınızın ayarlar kısmındaki çözünürlükten bakabilirsiniz. Yeni oluştur diyerek Adobe Photoshop'a giriş yapacağız. Öncelikle ben kendi istediğim bir videonun video ölçülerine göre yapacağım. 1920 genişliği, 1000 bit diye İngilizcesi, 1920'ye 1080 piksel. 1920 genişliğinde, yüksekliği de 1080 piksel. Çözünürlük 300 de olabilir. Bu daha çok namlak açık değilmiş. Bu daha çok afişlerde, tasarımlarda çıktı alacaksak eğer, o zaman ortaya çıkar. Ölçülerimizi yazdıktan sonra dikkat etmemiz gereken hususlar, buranın piksel olması, milimetre, santimetre, bunlar daha çok çıktı alacağımız zaman karşımıza çıkacak ve orada kullanacağız. Diyelim ki santimetre olarak hesaplarsak eğer, biz duvara bir çıktı alacağız, bir dünya haritası alacağız. Ölçüyoruz genişliğini 50 santime 100 santim veyahut da hani 100 santim genişliğinde 50 santim yüksekliğinde olacaksa eğer, bunu böyle yazıyoruz. Ona göre dünya haritasını tasarlayıp reklam ajanslarına gönderip onlar o şekilde çıktı alabilir. Ama buranın santimetre olması lazım. Hayır, biz webde kullanacağız diyorsanız eğer, piksel dışında size tavsiyem piksel dışında başka bir şey kullanmanızı tavsiye etmem. Başlığınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Ben kendi başlığımı oluşturayım. Deneme çekimi olarak oluşturuyorum. Oluştur dedikten sonra karşımıza oluşturduğumuz ölçülere göre bir sayfa açılacak. İşte burası bizim çalışma ortamımız. Çalışma masamız. Bir ressamın nasıl bir resim yapacağı yerse, bizim de resim yapacağımız yer burası olacak. Öncelikle sizin işinize yarayacak olan taşıma aracı V. Kısa yolu V'dir. Bu bizim işimize çok yarayacak. Bunu sürekli kullanacağız. Tamam arkadaşlar. Seçeceğimiz görüntünün iki farklı şekilde, benim bildiğim kadarıyla, çünkü diğer seçenekleri çok araştırmadım, benim işime yarayacak olan sistemi size açıklayayım. Tek tek alabiliriz. Bu alacağımız görüntülerin ise boyutlarını ben bilerek yüksek indirdim ki işimizi görsün, bizim için daha faydalı olsun. Açıklama kısmına da bunların linklerini bırakacağım arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Veyahut da başka bir resim, başka bir arka plan seçerseniz siz bilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmıştır. Seçip İkisini mouse'la basıp tutup, mouse'un sol tuşuna basıp tutup Photoshop programına gelip içeri bırakabiliriz.
tek bir fotoğraf çıktı. Normalde bu fotoğrafı okey dedikten sonra karşımıza diğer fotoğraf çıkar. Ona da okey deriz. Bunların büyütmesiyle ve küçültmesiyle alakalı bazı önemli hususlara değineceğiz. Maskeleme yaparken nelere dikkat edebiliriz? Ve bunun içerisinde size bazı özel püf noktalardan da bahsedeceğim. Buradaki göz işareti arkadaşlar fotoğrafın görünür olmasını sağlıyor. Yani şu an burada bir göz varsa eğer bu fotoğraf görünür. Fakat eğer buradaki göze tıklarsak bu fotoğraf buradan gider. Bu çok işimize yarayacak. Daha net bir şekilde daha güzel bir çalışma yapabiliriz. Ama ben bunun görünmesini istemiyorum. Bunun görünmesini istiyorum. Diyelim bu fotoğrafı seçeceğiz, maskeleme yapacağız. Maskeleme aracımızın kısa yolu W'dur, V'dir. Buradaki hızlı seçim aracıdır. Buna bası tutup hızlı seçim aracını seçebiliriz. Buradan seçim aracına başlayabiliriz. Seçim aracını seçtikten sonra alt tuşuna basıyoruz. Mouse'umuzun tekerleğini ileri doğru sürükleyerek maskeleme yapacağımız yere doğru yakınlaşabiliyoruz. Buradan Z'ye basıp zoom aracını açıp da buradan yakınlaşabiliriz. Fakat ben sizi daha kısa yollarla daha hızlı bir şekilde yakınlaşmanızı tavsiye ederim. Nereden başlayabiliriz? Bu kafasından başlayıp aşağı doğru seçim aracımızı seçip başlayabiliriz. Seçim aracını seçtikten sonra buradaki ikonun mouse'umu götürdüm görüyorsunuz. Buradaki ikonun artısı olmak zorundadır. Bazıları bunu tam tersi yapabilir. Ama bazı insanlar bunu bu şekilde yapmayı tavsiye ediyorlar. Öğrendiğimiz insanlar, grafik tasarım merkezlerine gittiğim yerdeki eğitim veren insanlar bunu bu şekilde yapmamızı istiyorlar. Bu şekilde yapmak daha mantıklıdır. Kafanızı hiç karıştırmayın. Seçim aracını seçtikten sonra dairesel imlecin etrafından dışa doğru bir seçim aracı başlar. Mesela ben bu işlemi geri aldıktan sonra şöyle bakın, gördünüz mü? Dışa doğru. Mouse'un sol tuşuna basıp seçmek istediğimiz yerleri seçiyoruz. Seçmek istediğimiz yerlere dikkat çekiyorum. Mesela burayı seçmiyoruz. Ben bu arada bu aktörün, bu resimdeki kişinin kim olduğunu size söyleyeyim. Muhtemelen tanıdık gelmiştir. Bu X-Men yani Logan. Ben hep daha önce X-Men filmi ilk çıktığı zamanlarda X-Men'in sadece bu olduğunu, bu adam olduğunu düşünüyordum. Halbuki öyle değilmiş. X-Men bir film adı ve bir Marvel evrenindeki karakterler var ya. Oradaki karakterler mesela Marvel evreni diyorlar, sinematik evreni. X-Men de onun sinematik evrenindeki şeylerin ismidir. Bu adamın ismi de, o filmdeki adı da Logan. Ben de bunu geçen yıl öğrendim. Evet, neyse fazla gevezelik yapmayalım. İşimize devam edelim. Seçim aracını seçmeye devam ediyoruz. Dikkat edin, artı olmak zorunda. Artı ile işlerimizi bitirdikten sonra eksiye geçip de o şekilde seçim aracımızı seçebileceğiz. Bakalım dış yüzeyler oldu. Daha detaylı bir çalışma daha sonra yapacağız. Tamamdır. Bakın. Tamam seçtik abi dediniz. Ya da seçtik tamam dediniz. Seçtikten sonra maskeleme yaptıktan sonra gördünüz mü? Bura kaldı. Böyle bir maskeleme olmaz. Tekrar CTRL Z yapıp geri alıyoruz. Unutmayın. Geri almak tuşu, kısa yol tuşu CTRL Z. Geri aldıktan sonra alt tuşuna basıyoruz. Ya da buradaki eksi tuşuna basıyoruz. Buradakini eksiye alıyoruz. Mouse'la beraber. Ben öyle yapmayacağım. Size kısa yollarla alışkanlık halinize getirmenizi tavsiye ederim. Eksi alt tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi otomatikmen burası eksi oldu. Eksi ise tam tersi içe dairesel. Dairenin içindeki yerleri seçer. Gördünüz mü? Seçti.
Burayı da eksi yapıyorum. Görünür ben burayı seçmeyeceğim. Eksi yapacağım. Basit tutup da seçebiliriz. Tek tek basıp da seçebiliriz. Burayı da almak istiyorum. Eksi yapmak zorundayım ama. Gördünüz mü? Çok basit. Hiç kafa karıştırıcı değil. Böyle gevezelik yaparak size şöyle şöyle anlatmıyorum. Tam net bir şekilde işinize yarayacak olan şeyleri size vermeye çalışıyorum. Ve hiçbir ücret talep etmiyorum. Beni beğenin de demiyorum, bana abone olun da demiyorum. Sadece hobi olarak, videolar yaparak, hobi bir şekilde nasıl insan futbol oynar, PlayStation oynar, kitap okur. Ben de bunu hobi olarak yapmak istiyorum ve yapmaya devam edeceğim. Zaten çalışıyorum. Çok şükür işim de var. İşimden de memnunum. Güzel para kazanabiliyorum. Getelize yapıyorum. Yanlış oldum. Her neyse. İşimize dönelim. Mesela bakın. Geri geldim. Alt tuşuna basıp mouse'un tekerini uzaklaştırdım. Geri geldim. Mesela onu yapmıyorum. Mesela burayı geçeceğim. Burayı bitirdikten sonra buraya geçeceğim. Backspace boşluk tuşuna basıyoruz. Görünüz bir el çıktı. Gitmeyi istediğimiz yere doğru gidiyoruz, kaydırıyoruz, buraya geliyoruz. Tekrar mouse'umuzun sol tuşuna basmadan önce alt tuşuna basıyoruz, tekerlekle yakınlaşıyoruz. Unutmayın, backspace tuşuna basıp ne işlem yapıyorsanız yapın, backspace tuşuna basıp gitmek istediğiniz bölgeye gidip detaylı bir şekilde bakış gezdirebilirsiniz. Mikroskop gibi görüyorsunuz. Bir ufak bilgi daha aktarayım sizlere. Yakınlaştırıcı bir kare çıktı. Bu kare nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Muhtemelen biliyorsunuzdur. Pixel. Photoshop piksel tabanlı bir programdır. Mesela Logan'ın burnuna gelelim. Burnun nasıl bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz mu? Renklere bakın. Burası burun delikleri. Kahverengi açık. Bunu bilgisayar otomatik olarak algılıyor. Ve renklerle birlikte bizim dünyamıza gönderiyor. Bizim aracı olan gözlerimize gönderip beynimiz bunu algılıyor. Yani piksel tabanlı bir programdır. Ne kadar çok bir fotoğrafta ne kadar çok piksel varsa o fotoğrafın çözünürlüğü o kadar daha iyi olur ve fotoğrafın kalitesi daha çok olur. Evet, bu da çok çok kaliteli bir fotoğraf değil. Yine HD olacak güzel bir fotoğraf. Ve detaylı bir şekilde baktığımızda pikselleri görebiliyoruz. Evet. Burayı seçebiliriz. X'i alıp seçeceğiz. Daha küçük yapalım. 3 yapalım. Seçmeye devam ediyoruz. Korkmayın. Yavaş yavaş gidin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı da seçme işlemini yaptık. Burayı da 1 yapıyoruz. Anca geçer o aradan çünkü. Siz videoyu isterseniz ileri alabilirsiniz, sıkılmadan. Ben çünkü sıkılmıyorum, bir şey anlatırken, bir şey öğretirken ve çok mutlu oluyorum. Hem öğretirken, hem öğrenirken. Bu benim doğamda var. Sizin fazla vaktiniz yoksa eğer, bunu tekrar 7 yapıyoruz. Neden yaptığımı görüyorsunuz. Bunu anlatmaya gerek yok. Evet, alt tuşuna basıp mouse'un orta tekerleğini geriye doğru, kendimize doğru, avuç içimize doğru çekiyoruz. Uzaklaşıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi eksik bir yer var mı bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Maskeleme yaptıktan sonra bakacağız. Buradan da bir eksiklik var. Yine eksiğe basıyoruz. Burayı 1'e alalım. 1'e aldıktan sonra alt tuşuna basıyoruz. Mouse'umuzun sol tuşuna basarak geliyoruz. İster tek tek basıp, ister yavaş yavaş basıp tutarak gelebiliriz. Bu bize kalmış. Ben genelde basıp tutup gelmeyi tercih ediyorum. Bunun nedenini size birazdan anlatacağım. Hatta şimdi anlatayım. Şöyle bir örnek vereyim. Daha sonra vereyim. Çünkü şu an yapacağım işlem seçme işlemini kaybettirebilir. Evet. Sanırım bitti. Diyelim ki çok karışık, böyle kılları olan, böyle detayları olan, çok ceket giymiş, ne bileyim bir aracı alacağız, bir motoru alacağız, bir arabayı alacağız.
detaylı bir çalışma yapacağız. Burası, yani ben basit bir görüntü seçtim sizin için ve daha iyi anlamanız açısından. Detaylı bir seçim yapmak istediğimiz zaman göremiyoruz. Bunun için yukarıda seç ve maskele. Yani bu özellikler Adobe Photoshop'un neredeyse CS4, CS5, CS6, CC serilerin hepsinde var. Daha farklı şeyler de eklenmiştir. Yüz sürümleri yükseldiğinde temaları, çeşitleri yükselmiştir. Renk ayarları daha kaliteli olmuştur. Sakın yani şey düşünmeyin. Burada dediğim gibi Instagram hesabımı açıklamaya bırakacağım. Oradan bana yazıp size uzaktan yardıma ya da link yardımıyla size kurup güvenli bir şekilde indirttirebilirim. Burada seç ve maskele dedikten sonra aracımız otomatik açıldı. Gördüğünüz gibi bizim burada nereyi seçtiğimiz, nereyi seçmediğimiz hemen karşımıza çıktı. Gördünüz değil mi? Yine mouse'umuzun ve yakınlaşma yardımıyla, kısa lock tuşlarıyla yakınlaşmaya başlıyoruz. Neresi seçilmiş, neresi seçilmemiş. Burada opaklığı yükseltiyoruz. Yani opaklığı arttırıyoruz. Şöyle opaklık yok, yani hiç yok. Çünkü yapacağımız işlem bize net gözükecektir. Evet. Şimdi neresi seçilmemiş gördük değil mi arkadaşlar? Bu maskeleme yapmadan önceki son hali. Gördüğünüz gibi maskeleme yaptığımız zaman bu görüntü ortaya çıkacak. Şahısı, ürünü, malzemeyi bu şekilde maskelemiş olacağız. Şimdi bakalım saçında herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Omuzlarında yok. Burada hafif sıkıntılar var. Bunu silgiyle yok ederiz. Burada çok fazla yok. Burayı alabiliriz mesela, el kısmını. Tamam. Buradan tekrar seçim aracını seçiyoruz. Alt tuşuna basarak. Gördüm, siyah. Oluyorsa eğer doğru gidiyoruz demektir. Buradan görünümü siyah A olarak ayarlıyoruz. Opaklığı da %100 yapıyoruz. CS6 sürümü Creative Suite, yani CS6 sürümü İngilizce olur genelde. Size tavsiyem, internet üzerinden Adobe Photoshop CS6 nasıl Türkçe yapılır derseniz orada size yardımcı olurlar. Bana yine Instagram hesabımdan yazıp nasıl yapabilirim derseniz ben yine size yardımcı olurum. Hiç sorun değil. Ama Google'da bulursunuz yani. İlla beni takip edin, ben abone kasıyorum demiyorum. Gördüğünüz gibi siyah oluyor. Çok fazla yerleri siyah yapmayın. Dikkat edin buna. Ve avuç içi istediğimiz bir görüntü elde edene kadar yapmaya devam edeceğiz. Bunu da buradan ayırmamız gerekiyor. Yavaş yavaş tık tık yaparak, ateş ederek, mouse'umuzun sol tuşuyla tak 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 ateş ederek seçtik. Buraları silgiyle sileriz, sorun değil. Evet, buradan sağ alt köşeden tamam diyoruz. Şimdi maskelememizi yapabiliriz. Maskelememiz esnasında dikkatli bir seçim yapmak zorundayız. Yanlış bir işlem yaptıysak eğer kontrol, yani CTRL tuşuna basıp CTRL Z yapıp geri alabiliriz. FX aşağıdaki FX'in hemen sağında katman maskesi ekliyor. Yani bir fotoğraf makinesinin lens olmadan gibi düşünün. Instagram imajı gibi düşünün. Bu maskeleme aracımız bu. Maskeleme yaptıktan sonra yaptığımız maskelemenin katmandaki değerini seçiyoruz. Seçeneği seçip maskeleme aracına basıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi beyaz bir ekran çıktı. Az önce siyahtı. Bunu arka planı beyaz olduğu için beyaz yaptık. Bunu da değiştirebiliriz. Siz bilirsiniz. Ama ben değiştirmenizi tavsiye etmem. Beyaz daha net bir görüntü ortaya koyar. Evet, bazı bölgeler seçilmemiş. Yine alta basıp mouse'umuzun tekerleğini ileri geri yaptırarak görüntümüze net bir bakış ile seçiyoruz. Şimdi silgi aracımız burada, E'ye basabiliriz. Silgi aracımızla buradaki yerleri seçebiliyoruz. Yine fırçamızın boyutunu ayarlayabiliriz. 7 yapalım. 7 iyidir. Yakınlaştıralım.
Şimdi geri alma tuşu ile alakalı bazı önemli bilgiler vereyim size. Bakın, gördünüz değil mi? Şu an yapmıyor. Niye yapmıyor? Çünkü seçim aracımız arka planda. Seçim aracımız burada olursa, gördüğünüz gibi, bakın, müdahale edebiliyor. Şimdi Adobe Photoshop otomatik olarak ayarlamalarla gelir. RAM'imizin %50'lik, %60'lık bir kısmını kullanır. Yaptığımız işleme göre değişir. Benim size tavsiyem, bir iş yaparken silme, seçme vesaire, bu tür tarzda işlemler yaparken basit tutup seçerek yapın. Ve kolayca geri alabilirsiniz. Eğer çok ufak böyle girintili çıkıntılı yerlerdeyseniz, ateş eder şekilde tak 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 yaparak geri alabilirsiniz. Bakın, ben tek tek geri alıyorum. Adobe işte kurulumu başlamadan önce size kurulum yapıyor, otomatik kurulumlar seçiyor. Yaptığınız işlemleri geri alma imkanı sağlamak için RAM'inizi kullanıyor. RAM'inizi kullandığı için de sadece kendi otomatik belirlediği, yani RAM'inize göre bunu belirleyebilirsiniz ayarlar kısmından, 20 tane işlemi geri alabilirsiniz arkadaşlar. Ben de 20 tane işlemi geri almak için böyle tek tek yapmaktansa böyle yapmayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar, burada silgi aracımızla silme işlemine başlayabiliriz. Burada yine pikseller kalmış. Çok detaylı çalışmamız lazım. Adobe Photoshop bilek gücünü kullanan, zeka gücünü kullanan, yani düşünme gücünüzü arttıran, bilek gücünüzü, hızınızı arttıran bir programdır. Size tavsiyem, mouse'unuz kötüyse sizi yorabilir. Mouse'unuz kötüyse sizi gerçekten çok yorar bu konuda. İyi bir mouse almanızı öneririm. Mousepad'i kullanmalısınız. Küçültüyoruz yine. Buradaki pikselleri, şahsa ait olmayan pikselleri siliyoruz. Görüntümüz net olsun diye. Detaylı çalışmak için içine kadar girdik görüntünün. Pikselleri yine sildik. Devam ediyoruz. Detaylı çalışmamız lazım. Güzel ürünler koymak için. Her şey ilgi ister arkadaşlar. Çiçeği beslerseniz güzel açar. Eşinizi severseniz size daha çok sevgi ve saygı duyar. Bu hayatta ilgiyle alakalı birçok şey var. Sıkılmadan ilgiyle bir iş yaparsanız emin olun o işten en ufak da olsa zevk alırsınız ve bereketli olur. Bu hep böyledir. Yani her zaman bir işi severek yapın. Severek yaptığınız takdirde ilgilenirsiniz. Hayata kendinizi sevmekle başlayın. Her şeyi sevebilirsiniz. Sürekli kendinize sorular sorarak kendinizi yetiştirebilirsiniz. Kanalımın adı Üst Akıl. Biliyorum, Photoshop'ta üst akıl gerektiren bir program. Yani böyle insanların yapmaya çalıştığı şeyleri bilmemiz açısından öncelik taşıyan uygulamalardan bir tanesi. Sosyal medyada birçok işimize yarar. Kanalımın kanalımı yeni kurduğum için içeriklerini yavaş yavaş oluşturuyorum. Bu konuda eğer bana yardımcı olabileceğiniz bir video seçeneği varsa bana yazabilirsiniz. Bundan çok memnun olurum. Evet, silme işlemimiz devam ediyor. Buradaki görsele ait olmayan şeyleri siliyoruz. Pikselleri siliyoruz gördüğünüz gibi. Yani şuna da bir dikkat çekmenizi isterim. Mesela bakın, buradaki ayar, renk ayarı. Tam tersini yapın, beyaz yapıyorum. Bazen CS6 programında silmiyordu. Burada her iki renkte de siliyor. Buna dikkat edin. CS6 programında benim yanlış hatırlamıyorsam burası renk ayarıyla oynamak çok önemli. Şuna da tıklasak yine siler. Evet. Bu silgi aracı. Her türlü silme işlemini yapar. Ama buradayken ya da arka plandayken silme işlemi yapmaz. Çünkü bu burayı silemezsin. Burası zaten beyaz. Bunu seçmelisin. Silme işlemi yapacağın katmanı, layer, katman seçenekleri hep buradadır. Buna seçme işlemi yaparak silmeye devam ediyoruz. Galiba tamam. Biraz daha detaylı çalışmamız gerekiyor. Eğer imkanı olan varsa
Bu işlemler mesela dokunmatik ekranlı kalem yardımıyla yapılabilir. iPad gibi veya hatta ne bileyim hani başkası için de kullanabiliriz. Kalem yardımıyla yapılırsa Photoshop daha verimli, daha sanatsal, daha böyle hani güzel, muazzam şeyler ortaya koyabilirsiniz. İşin mantığını öğretiyorum size. Ne nasıl yapılır? Gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. Çok kısa bir şekilde anlatabilirdim ama daha detaylı bir şekilde anlatmayı tercih ettim. Bu böyle yapın, böyle yapın, şöyle yapın demiyorum. Daha detaylı silerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Onlara dikkat ediyoruz. Evet, şu an büyük ihtimal bitti. Hayır, olmadı. Geri alamıyorum. CTRL'e yaparak geri aldım. Çok basit ve çok kolay. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi görselimiz geldi. Bu görsele bu renk uyuşmadı. Onu daha sonra değineceğiz. Diyelim ki bu böyleydi. Resim kendi otomatikten böyle oldu ve görselimiz kayboldu. Bu gözü açıp kapattıktan sonra. Aa, ne yapacağız şimdi, değil mi? Hiç acele etmeyin. Hiç heyecanlanmayın. Sakin olun. Bu katman layer'ların çalışma alanımızın seçili olduğu ve ne buradaki bütün seçtiğimiz şeylerin yapmış olduğumuz işlemlerin penceresi, layer katmanı. Katmanlar yani. Gördüğünüz gibi arka planımız Logan'ın üzerinde olduğu için arkaya sakladı. V aracına basıyoruz. Arka planımızı seçiyoruz. Gördünüz mü? Arkada kaldı. Onu sakladı. Ne yapıyoruz? Logan'ı seçiyoruz. Mouse'umuzun sol tuşuyla basılı tutuyoruz. Gördünüz mü? Turkuaz mavisi iki tane altlı üstlü arasında boşluk olan çizgi çıktı. O çıktığı zaman biliniz ki hemen altındaki katmanın üzerine alacak. Bırakırım oraya çıktıktan sonra, mouse'umuzu bıraktıktan sonra gördüğünüz gibi taşıdık. Taşıma işlemi bitti. Şimdi arka planımızı büyütelim. Logan'ı kapatalım. Arka plan görselimize tıklıyoruz. İster buradan tıklayalım, ister buradan tıklayalım. Tıkladıktan sonra buranın seçili olduğunu görmüşsek eğer tamamdır. Daha sonra kontrol tuşuna basılı tutuyoruz. Sonra kontrol T. Adobe Photoshop'un büyütme, küçültme, yamultma, perspektif, deforme etme, yani resmin boyutlarını küçültme, büyütme ile alakalı yapacağınız bütün işlemler Ctrl T tuşudur. Ctrl T tuşunu not alın, unutmayın. Daha sonra resmimizi büyütüyoruz. Bakın, normal resim büyütme şeyini herkes bilir. Olmadı. Neye göre büyütüyor mesela? Gördünüz mü? Resmimiz uymadı. Yani bizim çalışma alanımız burası. Beyazlık kaldı burada. Yani böyle yapıp böyle yapsak bu sefer resmin kalitesi gider ve derinliği bozulur. Ne yapacağız? Shift tuşuna basıyoruz. Tek pencereyi seçtiğimiz alanı küçültüyor merkezden. Gördünüz mü? Bak, alt sabit. Sadece üstten daraltıyoruz. Bak, pat oturdu. Bu her Photoshop'ta vardı. CS5'te, CS6'da, o CC'de tak diye oturdu. Kenarları seçti. Daha sonra burayı seçtik. Tak oturdu. Sağ tarafı tuttuk. Bak, bu ok çıkmak zorunda. Gördünüz mü? Ok çıkmazsa taşır. Tak oturalım sol tarafı. Şu ok çıktı ya. Hop, pat oturdu. Altta tak oturdu. Gördünüz mü? Harika, güzel. Daha sonra buradan, yani unutmayın, Shift tuşuna basıyoruz. Shift tuşuna basıp büyütüyoruz, küçültüyoruz istediğimiz alanı. Ok tuşuna basmadan burada hiçbir işlem yapamazsınız. Bunu taşıyabilirsiniz. Oturdu lan. Gerçekten de ne olsun? CS6'da öyle değil mi? Daha sonra ok tuşuna basıyoruz. Dönüştürmeyi tamamla. Enter'a da basabiliriz. Tamama da basabiliriz. Enter'a bastık. Neden böyle oldu anlamadım.
Enter'a basarken bir şeye bastığımı hissettim. Ondan dolayı oldu. Daha sonra arka planımızın işi bitti. İsterseniz arka plan resmini ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bunu nasıl yapılacağını ilerleyen videolarda anlatacağım. Bizim şu an işimiz maskeleme yapmak. Daha sonra Logan'ı saklamıştık. Logan'ı geri aldık. Logan'ı da biraz küçültelim. Biraz büyük oldu gibi değil mi? Ya da normal mi? Diyelim ki bunu küçültmek istiyoruz. Ctrl, Ctrl ile T'ye basıyoruz. Apple'da, macOS'ta, yani benim çünkü macOS'um yok, Windows'um var. Windows'a göre anlatıyorum. Size vereceğim Instagram hesabımı aşağı ekledim ve oradan Photoshop ürünlerini isterseniz benden alabilirsiniz. Windows ürünleri var. macOS ürünleri yok. Üzgünüm. İnternetten bulabilirsiniz. Tekrar küçültüyoruz. Ama Logan'ı ben otomatik merkezden küçültmek istiyorum. Yani Shift'e basıp böyle değil. Bunun için ise alt tuşuna basıyorum. Basılı tutuyorum. Unutmayın. Basılı tuttuktan sonra mouse'umun sol tuşunu buradaki köşelerdeki konumlandırılmış kare şeklinde olan yerlere gelip mouse'umun sol tuşuyla basıp konumlandırıyorum. Gördünüz mü? Boyutsal, orantılı, dengeli bir şekilde küçüldü. Sanki bu boyut iyi. Küçük mü oldu? Önce mouse'umu bırakıyorum büyüttükten sonra. Bakın, dikkat edin ona. Mesela büyütme ve küçültme işlemi yaparken önce alta basıyorum, sonra mouse'umun sol tuşuna basılı tutarak küçültüyorum. Küçültme işlemim bitti ya. Önce mouse'umu bırakıyorum, sonra alt tuşunu bırakıyorum. Önce alt, sonra mouse'umun sol tuşu. İşlem bittikten sonra mouse'umun sol tuşuna basılı tuttuktan sonra elimi çekiyorum, sonra alta basıyorum. Bu küçük oldu biraz. Alta basıyorum. Mouse'umun sol tuşuyla büyütüyorum. Bu biraz iyi. Sonra mouse'umun sol tuşunu bırakıyorum. Altı da bırakıyorum. Tam tersini yaparsanız olmaz. Okey. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Mesela YouTube kapak fotoğrafı yapacaksınız. Bilirsiniz YouTube kapak fotoğraflarından nesneleri seçerler. Karıştırma seçeneklerine mesela yapmak istediğimiz yere gelip kişiyi katmanı seçip sağ tıklıyoruz mouse'umuzun. Karıştırma seçenekleri, dış ışıma, gördünüz mü? Dış ışımaya tıklarsak, okey, oldu gördüğünüz gibi. Fakat bunun üzerinde ayarlama yapamıyoruz. Ayarlama yapabilmemiz için buranın seçili olması lazım. Bu şekilde tıklanması lazım, böyle. İsme gelip tıklanması lazım. Buradan siyah, beyaz, size bağlı. Küçültebiliriz boyutunu. Gördünüz mü? Bu kadar. Ama biz mesela gördüğünüz gibi buna gerek yok. Bu kapak fotoğrafıyla alakalıydı. Ben size sadece bir misal verdim. Bitti. Maskeleme yaptık. Biraz da renk ayarlayalım. Renklerini ayarlayalım. Ton ve doygunluk. Buradan gördüğünüz gibi maskeleme aracının hemen sağında yarım İşte nasıl diyelim, dolunayın böyle hani şey hali, biraz daha böyle yarım hali, yarım ay gibi. O yuvarlak şeye tıklıyoruz. Ton ve doygunluk diyoruz. Burada sağ tarafta özellikler kısmı hemen olduğu yerde ton ve doygunluk çıktı. Gördüğünüz gibi uyumlu bir resim oldu. Yani mesela bu uyumlu mu? Değil. Yani size bağlı, resminizi yapmak istediğiniz şeye bağlı. Bana göre bu biraz daha uyumlu. Alttan da seçebiliriz. Biraz daha sarımsı olsun. Maske uyumlu olması açısından. Renk dengesine de bakabiliriz. Ve size bağlı bu renkler. Renkler çok önemli çünkü. Evet arkadaşlar. Maskeleme yapmak da çok kısa bir şekilde bu kadar. YouTube'da eğer biz maskeleme yaparak kapak fotoğrafı oluşturmak istiyorsak, profil görseli oluşturmak istiyorsak, video görseli oluşturmak istiyorsak bu şekilde. Diğer maskeleme araçları için daha sonraki videolarımı takip edin. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.
Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.